Excel'de kullanıcı giriş formu yapacağız. Bu kullanıcıların giriş tarihlerini bir sayfadan listeleyeceğiz ve o sayfayı kilitleyeceğiz. Şimdi bunun için yukarıdaki sekmelerden herhangi bir tanesinin üstünde mouse'un sağ tuşuyla tıklayalım. Şeridi özelleştir diyelim. Açılan menüde sağ tarafta bulunan bölümdeki geliştirici seçenekleri aktif hale getirip tamam diyelim. Geliştirici sekmesine tıklayalım. Sol baştaki Visual Basic butonuna tıkladığımızda Visual Basic ortamı açılacaktır. Şimdi biz ilk olarak Insert bölümüne tıklayalım. Burada User Form seçeneğini seçelim. Önümüze bir form eklenecektir. Bu formumuzun özelliklerini değiştirelim. Sol kısımda bulunan Properties paneli sayesinde özelliklerini değiştirebiliriz. Eğer sizde görünmüyorsa formumuzun üstüne sağ tuş yapıp Properties seçeneğini seçerseniz aktif olacaktır. Burada Name kısmı formu kontrol edeceğimiz ismi belirler. Buraya Türkçe karakter girmemeye çalışın. FRM şöyle yapalım. FRM kullanıcı diyelim. Kullanıcı diyelim. Ve Enter'a basalım. Back Color kısmına gelelim. Dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben Windows Frame rengini seçeceğim. Border Color kısmını da Windows Frame yapıyorum. Şimdi bakın formun üstünde gözüken User Form bir yazısı için Caption kısmına geliyorum ve bu bölüme kullanıcı giriş yazıyorum. Formum hazır. Formun üstüne tıkladığımda yukarıda bulunan yeşil üçgenden bu programı çalıştırabilirim. Yeşil üçgenime tıklıyorum. Gördüğünüz gibi formum ekrana açılıyor. Formumu kapattım. Şimdi bunun üzerine veri girişi için kutular ekleyeceğim. Bunlara veri girişi yapacağız. Şimdi bu alan içinde bakın üst kısımda bulunan araç çubuğunda Toolbox seçeneğine tıklayalım. Açılan menüde Textbox butonuna tıklayıp formumuzun üstüne sol tuşa basılı tutarak sağa doğru çekerek bir tane Textbox ekleyelim. Şimdi bunun bakın name kısmına geliyorum. Bunun ismini TXT kullanıcı olarak değiştiriyorum. Aşağı iniyorum. İlk açılışta üzerinde kullanıcı adı yazmasını istiyorum. Kullanıcı adı text bölümüne kullanıcı adı yazıyorum. Hemen altında bulunan text align seçeneğiyle kutunun içinde yazının ortalanmasını sağlıyorum. Sonra font bölümüne geliyorum. Kenardaki 3 noktaya tıklayıp yazının fontunu birazcık büyütüyorum. Şimdi bakın butonumu seçtim. Text box'ımı seçtim. Ctrl C ve Ctrl V tuşlarını kullanarak kopyasını oluşturuyorum. Evet, biraz yukarı taşıdım. İkinci kopyayı tıklıyorum. Bunun da ismini name kısmına txt sifre olarak değiştiriyorum. Bakın aşağı iniyorum. Text bölümüne geliyorum. Text'in üzerine de şifre yazmasını istiyorum. Şimdi bu bölüme kullanıcı adı ve şifreyi gireceğim. Bunu onaylamak için bir butona ihtiyacım var. Yine aynı şekilde Toolbox seçeneklerinden Comment butonu seçiyorum. Bir tane buton oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi. Bunun da ismini BTN giriş olarak değiştiriyorum. Caption kısmından üzerindeki yazıyı değiştirebilirsiniz. Buraya da giriş yazacağım. Ve bunun alt kısmından font bölümünden yine yazı fontunu biraz büyüteceğim. Formuma tıkladım. Bakın kenardaki küçük kareleri kullanarak formumu şekillendirebilirim. Şu şekilde. Şimdi çalıştır butonuna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi formum aktif durumda. Şimdi kod aşamasına geçeceğim. Şimdi bu formun Excel çalışma kitabımın yani bu mevcut dosyanın açıldığında direkt açılmasını ve ekrana bir şey girilmesini engellemesini istiyorum. O yüzden
Yazacağım yordam şurası. Sol kısımda bulunan alanda bu çalışma kitabı yazan yere mouse'un sol tuşu ile çift tıklayalım. Üst kısımda seçeneklerden Workbook'u seçelim. Sağ kısımda bulunan seçeneklerden Open, yani buradaki kodların nasıl tetikleneceğini söylüyor bize. Açıldığında çalışsın istiyorum. O yüzden buna dokunmuyorum. Ve bu iki kodun arasına FRM, bakın CTRL ve boşluk tuşuna beraber basarsanız kodun başlangıcını yazdıktan sonra devamını kendi otomatik olarak tanımlayacaktır. Nokta diyorum, show diyorum. Yani kitabım açıldığında, Excel kitabım açıldığında formum otomatik olarak açılsın istiyorum. Şimdi tabii bu normal Excel formatında bunu kaydederseniz bu VBA kodları devre dışı kalacaktır. Bakın dosya kısmına geliyorum Excel'de. Farklı kaydet diyorum. Göz at diyorum. Ve kayıt türü kısmını makro içerebilen Excel çalışma kitabı olarak değiştirip kaydet diyorum. Şimdi kapatalım. Evet. Kullanıcı girişi formumuzun baş tarafındaki simge değişecektir. Tıklıyorum. Excel sayfam açılıyor. Üst kısımda gördüğünüz gibi güvenlik uyarısı aldım. İçeriği etkinleştir butonuna tıkladığımda formum otomatik olarak gelecektir. Bu uyarıyı almak istemiyorsanız dosya kısmına gelip seçenekler kısmından güvenlik merkezine tıklayalım. Güvenlik merkezi ayarlarından makro ayarları kısmına gelip tüm makroları etkinleştir seçeneğini işaretledikten sonra tamam diyelim. Tekrar tamam diyelim ve mevcut projemizi tekrar kaydedelim ve kapatalım. Şimdi açtığımızda herhangi bir yara almadan direkt karşımıza gördüğünüz gibi kullanıcı giriş formumuz gelecektir. Şimdi bunun kod aşamasına geçelim. Kapatıyorum. Geliştirici bölümüne giriyorum. Visual Basic butonuna tıklıyorum. Form kısmında FRM kullanıcıya çift tıklıyorum. Giriş butonumun üstüne tekrar mouse'un sol tuşu ile çift tıklayıp kod aşamasına geliyorum. Burada herhangi bir şey değiştirmeyeceğim. Mouse'uma tıklandığında, yani klik yapıldığında bu kodların arasındaki işlem çalışacak. Şimdi bana ilk olarak kullanıcı adı ve şifresini tutacak değişkenler lazım. Bunun için dim diyorum. Bakın kullanıcı adı K1 diyorum. Şifre 1 diyorum. Bir kullanıcı daha yazacağım. K2 diyorum. Şifre 2 diyorum. As diyorum. Bunların değerleri string, yani karakter olsun istiyorum. Şimdi bunlara değer atayacağım. Bakın K1 diyorum, eşittir diyorum. String değişkenlere değer atarken çift tırnakları kullanıyoruz. Çift tırnağın arasına yazacağız. Erhan diyorum. Ve alt satıra geçiyorum. Şifre 1 diyorum, eşittir diyorum. Tırnağımı açıyorum. Şifremi yazıyorum. Enter'a basıyorum. Aynı şekilde kullanıcı 2'yi yapalım. Bu da Metin olsun. Şifre 2 diyorum, eşittir diyorum. Para tırnağımı açıyorum. Çift tırnağıma. Buna da bir şifre veriyorum. Ve Enter'a basıyorum. Şimdi karşılaştırma komutlarımıza gireceğiz. Bakın bu kullanıcı formumuzun üstünde bulunan textlerden veri alacağız. Bunların ismini değiştirmiştik. Text'te kullanıcı ve text'te şifre şeklinde. Şimdi geldim, girişe çift tıkladım. Kodları yazdığım alan açıldı. Buton kısmına yazıyorum. Bakın burada görünüyor zaten. Şimdi if diyorum. Bu fonksiyonlarda kullandığınız değerle aynıdır. If diyorum. K1 diyorum. Eşit ise diyorum. TXT. Bakın CTRL boşluk tuşuna basıyorum. Bununla başlayan komutlar, değişkenler, kodlar hepsi açılıyor zaten. Kullanıcıya eşitse, yani kullanıcı nokta text diyelim. Kontrolümüzün sonuna nokta koyduğumuzda kontrolümüzün properties özellikleri açılacaktır. Burada text kısmı başta kontrolümüzün içine değer yazarken kullandığımız text de aynıdır. K1 eşit hissediyorum. Tabii bunun yanında bir koşulun daha aynı anda gerçekleşmesi lazım. İkisinin birden, iki koşulun herhangi bir tanesinin bir gerçekleşmesini istiyorsanız eğer iki koşulun da aynı anda gerçekleşmesini istiyorsanız AND değiş bağlacını kullanacaksınız. Şimdi ne diyorum? Şifre 1 diyorum. Onun da eşit olması lazım. TXT şifreye.
nokta tekste diyorum. Sonra then diyorum. Bu bir kalıp arkadaşlar. En dipte kapatıyorum. Şimdi bakın. Then sonuna gelip enter'a basıp arayı açtım. Şimdi if ile şöyle yapayım. If ile end if arasında kalan kodlar bu kısma yazdığım ifade doğruysa çalışacak, değilse bu aralığın içine girmeyecektir program. Şimdi tabii ben bir tane kullanıcı olmadığı için, iki tane kullanıcım olduğu için buna bir tane daha ek yapmam lazım. Bakın burayı parantez içine açıyorum. Burası ve demeyeceğim, veya diyeceğim. Bunun için or değişkenini kullanıyorum. Bakın or operatörünü. Parantezimi açıp kapatıyorum. Buradaki değeri aynen kopyalayayım. Şöyle tekrar tekrar yazmama gerek yok. Sadece bu kısımda K1'i K2, S1'i de S2 yapıyorum. Şimdi ne yapacak? Bu kısım eğer doğru olduğunu, ben zaten çalışma kitabı açılırken formumu açıp Excel sayfasını kilitlemiştim. Eğer bu doğruysa oradaki formu kapatmasını istiyorum. Bunun için FRM diyorum. Bakın. Ctrl ile boşluğa bastım. Tamamladı. Nokta. Hide diyorum. Yani formumu gizlemesini istiyorum. Evet. Şimdi buradakine eşit değilse de şunu yapmasını istiyorum. Bana bir uyarıyla hatalı şifre girişi yazsın istiyorum. Bunun için bakın. Bunun kullanıcı hide kısmının hemen altına else diyorum. Bu koşul doğruysa bu kısmı, değilse else'nin olduğu kısmı yapacaktır. msg box diyorum. Bakın. Parantezimi açıyorum. Tırnağımı açıyorum. Hatalı şifre girişi diyorum. Tırnakları kapatıyorum. Parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Kaydımı yapıyorum. Bakın. Excel formumu da, sayfamı da kaydediyorum. Kapatıyorum. Şimdi tekrar giriş yapacağım. Kullanıcı girişi tıkladım. Formum açıldı. Bakın giriş yapmaya kalktığımda buradaki değerler hatalı olduğu için bana bir mesaj kutusu açıp hatalı şifre girişi uyarısı verdi. Şimdi doğru olanı girelim. Şifrelerimizi girdiğimizde otomatik olarak form kapanacak ve Excel sayfasına müdahale etmemizi sağlayacak. Tabi burada tekrar geliştireceğe gelip Visual Basic'e tıklayalım. FRM'ye tıkladığımızda bakın buradaki şifre girişinin olduğu text box'ta yazdığımız şifrenin göründüğünü, yani içine yazdığımız değerin göründüğünü görüyoruz. Bunu gizlememiz için kullandığımız alanı password chair, yani text box'ın özelliklerinde password chair kısmına geliyorum. Bakın herhangi bir işaret koyduğumda ben yıldız koyuyorum. Buradaki mevcut yazıların yıldızla değiştiğini görüyorsunuz. Ama ben buradan yapmak istemiyorum. Form açıldığında şifre, bu bölüme şifre yazılacağı belli olmasını istiyorum. Ama değiştiğinde, yani ne yapacağım? Bakın buradaki text box'ın üstüne çift tıklıyorum. Ve bana yeni bir kod, yani o text box'la alakalı bir kod açıyor. Text box'ta ne işlemi yapacak? Bakın kodların arasına geldiğimde sol kısımda kontrolümün olduğu, hangi kontrolü kod yazmak istiyorsam, sağ kısımda o kontrolü ne şekilde tetiklemek istiyorsam onun ayarını yapıyorum. Şimdi change dediği mevcut txt şifre kutuma içindeki değerlerin değişmesi halinde uygulanacak olan kod. Şimdi buraya txt diyorum. Bakın txt şifre diyorum. Nokta diyorum. Nokta deyince o kontrolümün özelliklerine ulaşıyordum. Password char seçeneğini seçiyorum. Eşittir diyorum. Tırnağımı açıyorum. Yıldız koyuyorum. Siz başka bir şey de koyabilirsiniz. Yıldız koyup kapatıyorum. Şimdi bakın. Tıklıyorum. Çalıştırıyorum programımı. Formum açıldı. Üst kısma direkt kullanıcı adımı yazabiliyorum. Alt kısma şifremi yazarken gördüğünüz gibi yazdığım şifreyi text box yıldızla beraber değiştiriyor. Yani gizliyor. Giriş yapıyorum. Bu kısmı da halletmiş oluyorum. Şimdi tabii önemli bir durumumuz daha var. Kullanıcı girişimi tekrar açtım. Excel formumu. Bakın form açıldı. Tamam güzel, müdahale edemiyorum. Ama tabii formu kapattığımda gördüğünüz gibi tekrar Excel sayfama ulaşabiliyorum.
Ben bunun ulaşmasını istemiyorum. Bakın geliştirici Visual Basic. Formuma geliyorum. Çift tıklıyorum. Şimdi formumda herhangi bir alanda kontrollerimin olduğu yerler değil de formumun olduğu bir alanda boş yere çift tıkladığımda zaten kod kısmını açacağım. Bakın aynı şekilde User Form Click yani forma tıklandığında kodları yazıldı ama ben tıklandığında çalışsın istemiyorum. Mevcut formum kapandığında ne yapıyordu? Üst tarafta sağ bölümden olayını belirliyorduk. Burada bakın Query Close diyor. Query Close yani form kapatıldığında seçeneğini seçtiğimde altta yeni bir kod bloğum açıldı. Şimdi, formu kapatıldığında buradaki kodların bloğun arasındaki kodlar çalışacak. Ne yapacağım? Application diyeceğim. Nokta quit diyorum. Yani formum kapatıldığında uygulamamda kapatılsın istiyorum. Kaydediyorum. Bakın tekrar Excel formumu da kaydettim. Kapattım. Şimdi açıyorum. Kullanıcı giriş formumu. Evet, gördüğünüz gibi ilk önce formum geldi. Excel'e müdahale etmemi engelliyor. Formumu kapattığımda da Excel'e giriş yapamadığımı görüyorsunuz. Şimdi diğer kullanıcıyla girelim. Evet. Metin diyorum. Onun şifresini yazıyorum. Tamam dediğimde gördüğümüz gibi Excel sayfasına giriş yapmış oluyor. Şimdi Excel'e giren kullanıcıların giriş tarihlerinin ve saatlerinin bir sayfada listelenmesini istiyorum. Bunu yapalım. Bunun için yeni bir sayfa açalım Excel'de. Buna kayıt adını verelim. Ve şöyle yapalım. Üst kısma kullanıcı adını şöyle büyük harfle yazalım. Kullanıcı adını yazalım. B'ye gelelim. Şifremizi yazalım. Şifresi olsun. Bu kısma gelelim. Tarih diyelim. Buraya da saat diyelim. Bu kısma yazdıralım. Şöyle ortalayalım. Bunu kaydedelim. Şimdi geliştirici bölümüne gelelim. Visual Basic butonuna tekrar tıklayalım. Ne yapacağız? Yine FRM kullanıcı kısmına geleceğiz. Çift tıklıyoruz. Şimdi giriş butonumuza tıklayalım. Ne yapacak? Koşulumuz doğruysa bu işlemi yapacağı için nereye yazacağız? If bloklarımızın içine yazacağız. Şöyle yapıyoruz. Önce bir o sayfaya ulaşmamız lazım. Bunun için şöyle küçük harfle work chat diyorum. Bakın. Parantezimi açıyorum. Sayfamın adı neydi? Kayıt. Şimdi tırnak açıyorum. Kayıt diyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Parantezimi kapatıyorum. Nokta diyorum. Cells diyorum. Bakın. Parantezimi açıyorum. 1 virgül 2. 1 virgül 1 diyorum. Bu birinci satırın birinci hücresi olacak, yazacak. Ama tabii birinci satırda benim başlık bilgilerim olduğu için ben bunu ikinci satırdan itibaren başlatsın istiyorum. 2 virgül 1 yani ikinci satır birinci sütun değerinin içine. Parantezimi kapatıyorum. Nokta diyorum. Value diyorum. Ve eşittir diyorum. Şimdi ne yazacak buraya? Birinci satırıma kullanıcı ismi yazmasını istiyorum. Text diyorum. Bakın. Kullanıcı diyorum. Nokta text. Yani kullanıcı kontrolümün text yine içinde yazan yazısını bunun içine atmasını istiyorum. Şimdi ne yapacağım? Bakın bu yazdığım kodu kopyalıyorum Ctrl C ile. Bir alt satıra iniyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Buna da 2 virgül 2'ye yazsın diyorum. Yani ne oluyor? İkinci satırımın ikinci sütununu. Oraya ne yazsın? Txt kullanıcı kısmına txt şifre diyorum. Bir alt satıra geçiyorum. Bakın tekrar Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ne diyorum? Cells diyorum. 2,3. İkinci satırımın üçüncü sütununa ne yazsın istiyorum? Tarih. Date diyorum. Bir alta geçiyorum. Tekrar kopyaladığımı Ctrl V ile yapıştırıyorum. 2,4'e geliyorum.
Bakın bu sefer ne yazsın istiyorum? Time. Yani 2 virgül dörde de o saati giriş yaptı. Saati yazsın istiyorum. Şimdi bunu kaydediyorum. Görelim. Çalıştırıyorum. Şimdi bakın. Kullanıcı adım Erhan. Şifrem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tıkladım. Tamam dedim. Görelim. Bakın gördüğünüz gibi mevcut alana kullanıcı adı, şifresi, tarihi ve saatini yazdı. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bakın bu sefer ikinci kullanıcımızı yazalım. Tamam diyorum. Excel formuma geliyorum. Gördüğünüz gibi bunu yazdı. Ama nereye yazdı? Hep aynı satıra yazdı. Şimdi ben tabii bunu aynı satıra yazsın istemiyorum. Her kullanıcı girişini tek tek aşağıya yazsın. Ben kimin hangi tarihte girdiğini görmek istiyorum. Bunun için şöyle yapacağız. Bir tane daha değişkene ihtiyacımız var. Şu üst kısma geliyorum sona. Enter'a basıyorum. Dim diyorum. Son satır. Yani boş olan son satırı bulmak istiyorum. O yüzden son satır as. Integer yani tam sayı değeri tanımlıyorum. Geliyorum bakın if'ten hemen sonraya son satır diyorum. Eşittir diyorum. Evet şimdi neredeki son satırı bulacağım ben? Şöyle yapacağım. Range diyorum. Parantezimi açıyorum. Tırnağımı açıyorum. Bakın. A sütununda diyorum. Sonra V işaretini koyacağım. Bunun için Shift Alt tuşunu kullanabilirsiniz. Rows diyorum. Nokta diyorum. Rows sütunlarım. Count. Şimdi bu Excel'deki hani versiyona göre sütunlarımız belirli olmayacağı için o yüzden buraya bir sabit değer vermiyorum. Bütün sütunları, A bölümdeki bütün sütunları seçsin istiyorum. Parantezimi kapatıyorum. Bu kısma. Nokta diyorum. End diyorum. Parantezimi açıyorum. X ile up diyorum. Parantezimi kapatıyorum. Nokta diyorum. Row diyorum. Bu bana en son dolu satırımı tespit edecek. Ondan bir sonraki satır. Yani artı bir dediğimde de bu satırdan sonraki boş satırı otomatik olarak. Tabii ne olacak? Şimdi şöyle bir şey var. Bunun başına burada yaptığımız gibi worksheet yazıp sayfayı belirtmezsek aktif olan sayfada bu işlemi yapacaktır. Şimdi mesela ben birinci sayfada çalışıyor olsaydım birinci sayfadaki boşluğu getireceği için bu yanlış olacaktı. O yüzden biz bakın şu aşağıda yazdığım worksheet kayıt nolu sayfayı kopyalıyorum. Bakın bunun başına yapıştırıp nokta diyorum. Evet. Şimdi son satırı burada kayıt sayfamızdaki son boş satırı bulduk. Bu son satırı kopyalıyorum. Bakın. Yani bu kayıt sayfamda kayıt yaptığım yerde sütunu yazdığım yerin bakın buradaki satırı yazdığım yerin içine kopyalıyorum. Yani 2 ile son satırı değiştiriyorum. Böylece mevcut son boş satırı bulup buraya atacak ve değerleri oraya yazacak. Görelim. Bakın çalıştırdım. Şimdi farklı bir kullanıcı gireyim. Giriş diyorum. Evet, görelim Excel sayfamızda. Gördüğümüz gibi bir alt satıra geçti ve kaydı yazdı. Farklı bir giriş daha yapalım. Tekrar metin olsun. Yine aynı sayfamıza kodumuzu yazalım. Bakın hatalı giriş. Değeri yazmadı. 9, 8, 7, 6, 5, 4 diyorum. Giriş yap dediğimde üçüncü alana giriş yapan kişiyi yazıyor. Tabii bunu kaydetmemiz lazım. Bunun için şu işlemi yapacağız. Active work book diyeceğim. Nokta diyeceğim. Bakın. Save diyeceğim. Ve alt satıra geçeceğim. Ne yapacak? Bu işlemi yapacak. Bunları yazdıktan sonra bu sayfayı kaydedecek. Aksi takdirde kaydetmeden dışarı çıkar. Şimdi evet görelim. Bakın kullanıcı adına bir değer daha yazacağım.
Evet, gördüğünüz gibi yeni kaydımızı buraya ekledi. Şimdi kayıtların olduğu bölümü gizleyelim. Buraya erişimi kısıtlayacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın, ilk olarak insert kısmına gelelim. Buradan modüle tıklayalım. Bu modül kısmında tanıttığımız değişkenlerin içindeki değer proje açık olduğu sürece sabit kalır. Bakın public diyorum, room diyorum, as diyorum, all. Yani iki tane değer alabilir durum değişkeni. Bir doğru, bir yanlış. Yani true veya false. Şimdi şöyle yapalım. Sayfa 2'ye çift tıklayalım. Bakın worksheet'te aktif diyelim. Bu kısma yazalım. If diyelim. Durum eşittir. False ise then diyorum. Bakın end if diyorum. Şimdi durum pasifse ne yapsın? Durum pasifse sayfa 2 nokta diyorum. Disable diyorum. Disable diyorum. Eşittir diyorum. Shed saydım. Yani neydi? Durum false ise sayfa 2'yi tamamen kilitle diyorum. Şimdi tabi FRM kullanıcı kısmına geliyorum. Giriş bölümüme geliyorum. Şimdi burada şöyle yapacağım. Erhan'ı mesela yönetici kılacağım. Erhan'ın kullanıcı adı ve şifresiyle giren biri olursa o sayfa sürekli açık olacak. Ama onun dışında giren biri olursa kapalı kalacak. Bunun için bakın if bölümünün altına bir tane daha boşluk açıyorum ve şöyle yapıyorum. Bakın ilk koşulum vardı ya benim. Şu kısmı kopyalayayım, tekrar yazmayayım. Ctrl C ile kopyalıyorum. Burayı Ctrl V ile yapıştırıyorum. Sonra then diyorum. Bakın end if diyorum. Geliyorum bu araya, bu kısma. Eğer kullanıcı buysa durum değişkenime true değerini atasın. Yani doğru değerini atacağı için ne olacak? Sayfa 2 aktif olduğu zaman durum doğru olduğu için hiçbir zaman görünürlüğünü kapatmayacak. Görelim. Bakın kaydediyorum. Kapatıyorum. Bunu da kaydediyorum ve kapatıyorum. Şimdi tekrar giriş yapıyorum. Evet. Şimdi kullanıcı adı ve şifre diyor. Erhan 456 diyorum. Giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu sayfam açık. Tabii bunu en son kaydederken şu kısmı gizlemeyi unutmayalım. Bakın şimdi tekrar göster diyorum. Tamam diyorum. Kayıt sayfam gösteriliyor. Geliyorum gizle diyorum. Şimdi kaydediyorum ve kapatıyorum. Tekrar açacağım. Görelim. Diğer kullanıcıma getiriyorum. Evet. Giriş yapıyorum. Giriş yaptığımda sayfam kapalı. Geliyorum göster diyorum. Kaydı göster dediğimde gördüğünüz gibi mevcut kayıt sayfamı hiçbir zaman açmayacaktır. Tabii VBA bilgisi olan arkadaşlar ne yapacaktır? Bu girdiğimiz alana VBA kısmına girip müdahale edecektir. Bunu da kapatalım. Bakın geliştirici bölümüne girelim. Visual Basic butonuna tıklayalım. Şimdi Tools kısmında VBA Project Properties bölümüne gelelim. Burada Protection bölümü var. Project Surviving kısmını aktif hale getirelim ve alta bir şifre girelim. Onun altındaki kutuya aynı şifreyi girip onaylayalım. Ve kaydedip kapatalım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kullanıcı girişi bölümümü açıyorum. Evet. Şimdi görelim. Erhan diyorum. Şifremi giriyorum. Ve açıyorum. Bakın görünüm kısmına, geliştirici kısmına geliyorum. Visual Basic'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kodlara ulaşmak istediğimde benden parola istiyor. Ve bu arkadaki kodlara ulaşamıyorum.